Herkese merhaba. Bu videoda standart sapma, ortalama, varyans gibi bazı istatistiksel hesaplamaların hesap makinesiyle nasıl yapıldığını göstereceğim. Gayet basit bir yöntemi var. Tek tek elimizle girip bölmeli, karesini almalı bir yöntem değil. Hesap makinesinin kendine özel bir modu var, standart sapma modu diye. Onunla yapacağız. Ama öncelikle bu hesap makinesinin belleğini temizlemem gerekiyor. Çünkü değerleri gireceğim. Shift mod diyorum. 3 eşittir eşittir. Şimdi belleği temizlenmiş oldu. İşlem geçmişi temizlenmiş oldum. Ardından hesap makinesini standart sapma moduna getiriyorum. Mod. Şurada standart sapma anlamında 2'ye bas. Şimdi elimdeki değerleri gireceğim hesap makinesine. Diyelim ki elimizde böyle bir sayı dizisi var. İlk olarak 16'yı girelim. MRT'ye tıklıyorum ardından. N eşittir 1 diyor. Bunun anlamı bir tane değer belleğe kaydedildi demek. Ardından 28'i girelim. M artı 2 tane oldu. Bu şekilde sırasıyla giriyorum. 72 M artı. Tamamdır. Şimdi Shift ardından 2'ye basıyorum. Bu ekranda karşıma çıkan bu simgelerin anlamı ortalama, kitle standart sapması ve örneklem standart sapması. Ben bunların ortalamasını öğrenmek istiyorum ilk olarak. O yüzden 1'e bastım. Eşittir dedim. 46,8'miş. Bunların ortalaması. Standart sapmasını hesaplamak için 2'ye basıyorum. Eşittir diyorum. Böyle bir değer karşıma çıkıyor. Bu sayı dizisinin varyansını hesaplamak içinse bu çıkan değerin karesini alıyorum. Ve varyans da buymuş. Bu kadar basit. Şimdi de bir şey daha göstereceğim. Shift ardından 1'e bastım. Böyle bir ekran karşıma çıktı. Bunun anlamı bu dizinin toplamının karesi. Bunun anlamı bu dizinin toplamı. Bunun anlamı da zaten demiştim kaç tane değer girdim. Bu N'e basınca zaten 10 çıkacak. Çıktı. Ardından Ardından Shift ve 1'e bastım. Mesela ben toplamını istiyorum. 2 eşittir dedim. Toplamı 468'miş. Sonra Shift ve 1'e basıyorum. Tekrar 1'e bastım. Eşittir dedim. 468'in karesi buna eşitmiş. Yani videoda ne gördük? Bu dizinin yani herhangi bir sayı dizisinin toplamını, toplamının karesini, ortalamasını, standart sapmasını, varyansını bunları nasıl hesaplayacağımızı gördük. Böylelikle videomuz bitmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.